Sektöre Bakış Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta Doğu Anadolu bölgesinde yer alan 11.903 km² yüz ölçümü ile tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan şehrimiz Erzincan'dayız. Erzincan'a geldiğinizde vallahi dünya malı için Allah demem diyen büyük veli insan Terzi Baba Hazretlerini ziyaret etmeden gitmeyiniz. Ekonomi demek ticaret demektir. Sanayi demektir, tarım demektir. Sağlık demektir, turizm demektir. Bizler sektörün liderlerini sizlerle buluşturuyoruz. Atatürk'ün deyimiyle her fabrika bir kaledir. Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. Sektöre bakış başlıyor. Haydar Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hoş sizlerin özgeçmişini sizden dinleyelim. Haydar Kaşıkçı kimdir, nerelidir, kaç kardeştir? Buyurun. 1965 Çayırlı Karataş Köyü doğumluyum. Aile 7 kişide oluşuyor. Anne baba beraber 9 kişiyiz. 4 erkek, 3 kız kardeşiz. Ben daha önce zaten bu sektörün içindeydim. Ticarethanem olduğundan dolayı yem sektöründeydim, çalışıyordum, yem alıp satıyordum. Daha sonra da işte böyle gelişmeler bu yönde geldi, fabrikayı satın aldık. Evet. Şimdi devam ediyorum tekrardan. Yani mesleği tekrardan bir şekilde devam ettiriyorum üretim olarak. Evet. Şimdi malumunuz Türkiye'nin gerçeği mazot ve yem fiyatlarının yüksekliği. Yani ham maddelerin yüksekliği, bu da yem fiyatlarını yükseltiyor. Sizce doğru mudur? Yani yükseltiyor, evet. Fiyatlar anormal şekilde yüksek. Mazottan olsun, girdiler olsun, ham madde olsun. Genelde ithal malzemeler dolar karşılığı geldiği için fiyatlar yüksek. Bu da maliyetlere yansıyor ister istemez. İşte ben de elimde geldiği kadar Erzincan halkına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani iyi bir şeyler de yaptığıma inanıyorum. Kalitede taviz vermiyorum. Bu dünya ortalamasının Türkiye'mizde üstünde değil mi? Yem fiyatların yüksekliği. Yani evet, dünya ortalamasının üzerinde. Bizim genelde dolar karşılığı aldığımız için, dolar da bu esnada yüksek olduğu için fiyatlara yansıyor. Atıyorum işte bir çuval fabrikası, daha önce 1 liraya olan bir çuval şu anda maliyeti 2 lira dolardan dolayı. Tabii hayvan üreticisi yemi sizden alıyor, değil mi? Bir de buna mazot biniyor. Bunun da tabii ki maliyeti yükseltiyor açıkçası. Evet. Genelde evet, tarımla, hayvancılıkla uğraşan kesim köyde kaldığı için ister istemez nakliye farkı oluyor. İşte insanlar gelip şehirlerden köylere götürüyor. Götürdüğü için de farklılaşıyor. Bir yemin içindeki ham maddeler neler? Arpa, buğday, mısır, yulaf, ayçiçek, aspir küspesi, pamuk küspesi. Sizlerin tavsiyeleri nedir hayvan üreticilerine? Yani hayvan üreticilerine tavsiyemiz, yani şu anda eskisi gibi değil, daha kaliteli hayvanlarla yani besi yapsınlar, daha verimli hayvanlarla. İşte bu eski yerli ırk zaten bitmek üzere. Genelden simental türü hayvanlar olduğu için onlarda verimleri yüksek. Kaliteli yemler almaları gerekiyor. Bu kaliteli yemler sayesinde verim alabilirler diye düşünüyorum. Kantarımız otomatik. Burada paketleme. Doğuda tektir.
Bilgisayarımız otomatik sistem, hiç el ayak değmeden direktmen her şey komutla çalışıyor. Erzincan'da tek. Genelde bu ham maddeler dışarıdan alınıyor ama üreticilerden alıyor musunuz? Erzincan arpasını, buğdasını alıyoruz, yulafını alıyoruz, çavdarını alıyoruz. Kendimiz yem yapıp satıyoruz. Aynı zamanda buğdasını dışarıya pazarlıyoruz. İyi bir pazar oluşturduk. Daha önce bizim Erzincan'da üretilen buğday sadece Erzurum'a satılırdı. Bugün Karadeniz'e satıyoruz. Elazığ'a veriyoruz. Sizin merkeziniz Erzincan. Erzincan. Bu bölgede bayilikleriniz var mı? Erkaş'ın? Yani genelde çevre illerde var. Erzincan kazalarında var. Kendi dükkanımda satıyorum burada. Kelkit'te, Bayburt'a veriyorum, bayilerim var. Şırağan'da var. Sivas'ın kazalarında var. Özellikle küçük başta iddialıyız. Yemlerimiz çok kalitelidir. Verdiğimiz üreticiler gayet memnun. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Programımızın bu bölümünde kanatlı et, beyaz et sektörünü konu alacağız. Erzincan'ımızın Tavuk Üreticileri Birliği Başkanı'yla beraberiz. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Çelebi Şahin, Erzincan Tavuk Eti Üreticiler Birliği Başkanı. Birliğimiz 2006 yılında kurulmuş. 2006 yılından beri Erzincan sektörüne hizmet etmektedir. Birliğimiz olarak bizler et süt kurumuna canlı tavuk üretimi yapmaktayız. Birlik olarak civciv, cem, canlı nakliye, veteriner hizmetleri, aşı, ilaç vesaire, kömür gibi bütün girdileri birlik olarak tedarik ederiz. Üreticilerimize fatura ederiz. Üreticilerin etini, üretimini yaparız. Daha sonra canlı tavuklarını canlı arabalarımıza yükleriz. Et süt kurumuna transfer ederiz. Tek birlik tavukçuluk AŞ olarak toptan ve parakende tavuk satışı yapmayı hedefledik. Allah izin verirse bunu da kısa sürede başlıyoruz. Erzincan olarak da biz Türkiye genelinde tavukçuluk daha ileri gitmiş, gelişmiş. Tüketimi, hızlı tüketim olan, üretiminde de fazla kapasiteli olduğu için biz genelde tavukçuluğu düşündük. Yani diğer işlerde de olur mu? Olur ama bize diğer tavuk yanındaki hizmetlerde de işte kaz, ördek, hindi gibilerde tavukçulukta ters oluyor üretimde. Hastalık açısından, biyogüvenlik açısından sağlıklı olmadığından dolayı biz tavukçuluk üzerine yönelmek istiyoruz. Askerliğin düşmesinden dolayı kapasitelerimize biraz düşüşme oldu. Biraz daralmaya gittik. Mesela metrekarelere 15 tane attığımız zaman hayvanımızı, şu anda metrekare 12 tane atıyoruz. Dönem aralıklarımız uzandı. Biraz krizde, sıkıntıdayız ama inşallah bunları da aşarız. İşte artık daha iş büyüklerin eline geçmeye başladı. Çünkü düşük kapasiteler para kazandıramıyor. Düşük üretimlerden dolayı. Yine 45-50 binlik kümesler olması lazım ki yani rantabel ola da geçimini sağlayabilen vatandaş. Bu işi herkes yapabilir mi? Bu işi herkes yapamaz. Artık daha bu iş şöyle söyleyelim, kapasiteyle bağlantılı olduğu için zor biraz. Kapasite artışında şu anda gidemeyiz. Ama ileride olursa olur mu? Olur. Tüm girdilerimiz çok anormal pahalanıyor. Tavuk etin satışları düşük. Çoğunluğu yurt dışı kaynaklı ham madde girdileri. Dolara bağlı. Dolara bağlı olduğu için maliyetlerimiz yüksek. Ama bizim üretim maliyetlerimiz yüksek olduğundan, satışlarımızda tavuk etin düşük olduğundan bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Girdilerimiz hep dolara bağlı. Yem dolara bağlı. Elektriğimiz yüksek. İşte İççilikler yüksek. Bunlardan dolayı biraz maddi manevi sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim tavukçuluğu da desteklemelerini isteyeceğiz. En azından elektrik girdilerimizin düşürülmesini, yakıtlarımız var, yem girdilerimiz var. Bunlara da bizi destek istiyoruz devletimizden. Evet, biz sevgili başkanımıza Çelebi Şahin Bey'e bu tavuk yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı üzerine verdiği bilgilerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Bizler de Köy TV'ye teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli Erzincanlı hemşerilerimiz, bugün Erzincan Tavuk Üreticileri Birliği olarak tek birlik AŞ adı altında İlk
fabrikadan halka satış mağazamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Birinci şubemiz, Bismillah dedik. Açılışımızı şu an için gerçekleştiriyoruz. Erzincan halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Herkese bol mağazamızdan alışverişler yapmalarını temenni ediyorum. Bismillah, Allahu Ekber. Bismillah. Hayırlı olsun efendim. Evet, bir Allah hayırlı uğurlu olsun. Bir alkış daha. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Yaşar Kocatürk. Erzincan Tavuk Yetiştiriciler Birliği üyesiyim. Aynı zamanda yönetimindeyim birliğin. Yaklaşık 4 yıldan beri bu üretim işine girdik. Arkadaşlarımız daha eskiler konuda. Geldiğimiz noktada baktık ki şehrimizde direkt fabrikadan halka üretim yapan bir yerimiz yoktu. Bu vesileyle şehrimize direkt günlük taze, kaliteli ve İslami usullere göre kesilmiş bir ürün yedirmek için böyle bir mağaza düşüncemiz hasıl oldu. Ve birlik olarak inşallah bugün işte açılışını gerçekleştiriyoruz. Halkımız, Erzincan'ımız üretim noktasında fabrikadan halkımıza direkt hiçbir aracı olmadan mağazamızdan ürünlerimizi gönül rahatlığıyla alabilirler. Et Süt Kurumu fabrikasında kesilen ürünlerimiz, tüm mamullerimiz Et Süt Kurumu mamulleri olup halkımıza hijyenik bir şekilde sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Evet, hayırlı olsun, bereketli işler diliyoruz. Çelebi Başkanım, neler söyleyeceksiniz? Sağ olun. Erzincan Tavuk Yetiştiricileri olarak Tek Birlik Tavukçuluk AŞ adı altında ilk satış mağazamızı açmak durumunda bulunmaktayız. Tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, teşekkür ederiz. İsmim Ercan, soy ismim Ayık. Emekli ziraat yüksek mühendisiyim. Bu açılışa işte davet edildim, geldim. İnşallah memleketimize hayırlı uğurlu olur. Bu cihette gerçekten ben gurur duydum yani. Böyle en azından kooperatifçiliğin, yetiştirme birliklerinin bu faaliyetleri örnek olmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Koçkar Hayvancık'tayız. İşletme sahibi Ercan Koçer ile beraberiz. Ercan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Yayın hayatına başarılar diliyorum. Ben Ercan Koçer, 1959 doğumluyum. Gümüşhane Kerkil ilçesinde doğdum. İşte ortaokulu, liseyi bitirdikten sonra eğitim enstitüsünü bitirdim. Öğretmen olarak görev aldım. 2004 yerel seçimlerinde Erzincan'ın güzel beldesi Ulalar beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanı olarak görev aldım. Bir dönem görev yaptıktan sonra zaten emekli oldum. %65 hibeli Avrupa destekli İPART projesini hayata geçirdik. Evliyim, iki çocuğum var. Biri dedim, iki oğlum var. Bu işletmeyle yaklaşık 3,5-4 ile yakındır bununla uğraşıyoruz. O zaman şimdi kalkalım. Biz bir çiftliği gezelim diyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Gezelim. Alaydayız yan yana, ele eleyiz can cana. Alaydayız yan yana, ele. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bunun acaba işlevi nedir? Ne iş görür? Bu rulo makinesi 250-300-350 kiloya kadar balya yapabiliyor. Yonca, ot, her türlü şey balya yapıyoruz. Traktör balya yaptıktan sonra aparatı var önünde. O aparatla balyalarını alıyor. Şu gördüğünüz uzun römorka yüklüyor. Yani bir kişi hem biçiyor, hem topluyor, hem balya yapıyor, hem de taşıp getirip mereye istif ediyor. Kaça mal oldu? Bu hiç sormayın, çok pahalı. Bunun şu andaki bize maliyeti 280 bin lira. Şimdi sağ olsun bakanlık destek veriyor ama KDV'siz fiyatı 240 bin liraydı. 120 bin lirasını veriyor, KDV bize ait. Ha, benim naçizane düşüncem, bakanlık bu konuda KDV'yi kaldırsa bu tür büyük işletmelerde, tarım makinelerinde, hani KDV'siz bize verse biraz daha yükümüz hafifler.
Vursun davulla tokmak başlasın çayda çıra. Vursun davulla tokmak başlasın çayda çıra. Erzincan'ımızın güzel beldelerinden bir tanesindeyiz. Ulalar beldesi. Ercan Koçer Bey ile beraberiz. Burada kendileri süt hayvancılığı yapmaktadır ve şu anda işletmedeyiz. Biz yaklaşık 3,5-4 yıldır İPART destekli burada 120 baş süt inekçiliği projesini yaptık. Genelde sorunlar nelerdir? Genellikle sorunlar Türkiye'de hemen hemen tarım ve hayvancılık sektörü aynıdır. Hep aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Tabii Erzincan'a mahsus bazı sıkıntılarımız daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. En büyük sıkıntımız mazot fiyatlarının yüksek olması. Besi de aynı ama süt inekçiliği biraz daha ön planda. Genellikle palet yem denilen fabrika yemini kullanıyoruz. Sütü fazla almak için, kurtarabilmek için. Fakat palet yem sıkıntısı birinci derecede. İkincisi kaba yem. Biz tarla kiralarında en çok da su parasında büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bakın bir ay önce 96 lira olan palet yemin, süt yeminin bir çuvalı 50 kilodur. 196 lira olan yem bir ay olmadı 12-13 lira zamlandı. Şu anda 110 liradır. 110 liraya biz yem alıyoruz. 50 kilo yemi alıyoruz. Yani yemin kilosu 2.2 liraya geliyor kilogramı. Sütün litresine kadar 2.30. Bunun 5 kuruşunu 6 kuruşunu da damızlık birliği kesiyor. Hizmet verdiği için doğaldır. Onu da doğal karşılıyoruz. Yani 2.25'e sütü veriyoruz. 2.22 kuruşa yem alıyoruz. Oysa bunun denklemi şudur Turan Bey. 1 litre süt parasıyla 1.4 yani 1.5 kilogram yem alması gerekir. Oysa şu anda yemle süt başa baş. Bir öğretmenim aynı zamanda. Diyoruz ki biz üretelim bu ülkede. Sanayi ülkesi değiliz. En büyük şeyi tarım ve hayvancılıktır. Tarım ve hayvancılığın da gelişebilmesi için, yükselebilmesi için çiftçinin de kazanması lazım. Ama çiftçiler kazanamıyor, zarar ediyor. Zarar etmesine rağmen bu işi bırakmıyor. Niçin? Diyor ki biz ülkemizi seviyoruz, birlik beraberliğimizi seviyoruz, üretimi seviyoruz. Bu ülke kalkınsın. İnsanlar büyük şehirlerde bilhassa marketlere hücum ettiler. Ama hiç kimse giyim mağazasına hücum etmedi. Hiç kimse araba fabrikasına hücum etmedi. Hep neye hücum etti insanlar? Gıdaya, gıdaya, gıdaya. Ben bu hayvanları Avusturya'da getirdim. Dünyanın eurosunu verdim. İçim sızladı. Ama mecburduk. Şimdi diyorum ki bu ülkede biz kendimiz üretelim, dışarıya niye bağımlı olalım? Bu hastalıktan dolayı bütün kapılar kapandı. Peki biz eti gidip hangi ülkede nasıl getireceğiz? Dediler ki bir karış toprak dahi boş bırakılmasın. Kirasız verelim hazine yerlerini, devlete ait hazine yerlerini. Kiraya verelim çiftçiler bunu eksin bitsinler dedi. Çok güzel. Peki şimdiye kadar neredeydiler? 350-400 dönüm arazi ekiyorum yetmiyor. Onu da inan ki 10 dönüm aile ait arazi var. Bir de bu çiftliğin kurulduğu 18 dönüm yer. Diğerinin hepsi kirayla. Bakın 2019 yılında mazot ve gübre desteği 4500 lira. Ben sadece 20 bin lira gübreye vermişim. Mazot belki 40-50 bin liradan daha fazla tüketmişim. Daha da fazla. Biz diyoruz ki bize mazotu çiftçiye ciddi bu proje yapan Türkiye'de böyle hayvancılık sektöründe, tarım sektöründe çalışan insanlara mazot desteğini verin. Mazotu ucuza verin. Çok nadir. Türkiye'de %5'i geçmez. Bu tarım alanını kendisine ait kullanan kişi. Çoğu kiralık arazi kullanıyor. Sadece hayvancılık sektöründe olan değil. Diyorum ki bakın nasırlı elleri görün. Bu insanların, emekçi insanların emeklerini görün. Lütfen bakanlık olarak destek verin. Destek verin, destek verin. Duyarlılığa davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Dersime Sivas'a gel, Tokat'a gel, bana gel. Dersime Sivas'a gel, Tokat'a gel, bana gel. Erzincan avru güzel, halay dayan yana gel. Erzincan avru güzel, halay dayan yana gel. Dersime Sivas'a gel, Tokat'a gel, bana gel. Dersime Sivas'a gel, Tokat'a gel, bana gel. Refahiye Dumanlı Yaylası'ndan başlayıp Erzincan Organ Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çamsa Orman Ürünleri, Kereste ve Palet Fabrikası'nda son buluyor. Ama burada öyle bir şey ki, yani kerestenin tozu bile yok. Bir çöp yeri yok. Biz bunu gördük. Şu anda bu firmanın emektarı, kurucusu Mürsel Kömürcü Bey ile beraberiz. Öncelikle Mürsel Bey, sizleri de tanımak isteriz. Mürsel Kömürcü kimdir? 1974 Kerkük Gümüşhane doğumluyum. 35 yıldır Erzincan'da ikamet yapıyoruz. 35 senedir de bu işle uğraşıyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine ürünlerimizi gönderiyoruz. Ağaç buraya geldiği andan itibaren ta ki en son çöpüne kadar her türlü burada işlem yapılıyor. Hiçbir zerresi çöpe gitmiyor. Burada orman ürünleri olarak inşaat sektörüne hitap ediyoruz. Fabrikalara palet yapıyoruz. Bunlardan çıkan atıktan odun ve talaşları da pelet olarak yapıyoruz. Peleti de Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz. Yakıt olarak Avrupa'nın en iyi enerjisi. Çevre dostu olarak üretim yapmaktayız. Tomruklar makinelerde parçalanıyor, sınıflandırılıyor. İnşaatlık kereste inşaatlığa gidiyor. Palettik bölümüne gidiyor. Odun ve talaşlar atık makineleri var. Orada işlem gördükten sonra fırınlanıyor. Kurutma yapılıp ondan sonra tekrar pelet sistemine geçiyor. Sonra da paketleme yapılıyor. Açık alanımız 40 bin metrekare. Kapalı alanımız da 8 bin metrekare olarak burada üretim yapmaktayız. Bölgemiz soğuk olduğu halde biz yaz kış 12 ay sürekli burada üretim yapmaktayız. Kapalı alanlarımız soğuğa karşı yalıtımlı olduğu için, bir de ısıtma sistemleri güçlü olduğu için yaz kış sürekli üretim yapmaktayız biz burada. Ettik. Üretimimizi hiç aksatmadık. Hatta gece bile vardiya yapıp çalıştık. Pandemi bitecek, bu memleketin çarkları dönecek şekilde biz üretimimizi hiç ara vermeden devam ettik. Pandemi döneminden sonra köylü vatandaşlar, İstanbul'dan özellikle gurbetçi vatandaşlarımız bu bölgelerde sürekli gelip bizi telefonlarla arıyorlar. İşte ahşap ev hakkında bilgi alıyorlar. Pandemiden sonra daha çok yoğunlaştı ahşap evlere. Vatandaş sürekli işte çelik evdense, betondansa ahşap evlerin huzurunu, rahatlığını gördüğü için sürekli telefonlar geliyor. Bayağı da yoğunluk var ahşap ev üzerine. Mesela eksiklik oteller. Biz buralara ahşap evler yapıp işte vatandaş gelip orada bir ay işte 10 gün tatil döneminde oradaki evlerde işte tatilini yapıp tekrar memleketine gidecek. O şekilde projelerimiz de var. Memleketimize hayırlı uğurlu her ne kadar iş varsa biz o işin peşindeyiz. Dersime Sivas'a gel, Tokat'a gel, bana gel. Dersime Sivas'a gel, Tokat'a gel, bana gel. Erzincan avru güzel, halay dayan yana gel. Erzincan avru güzel, halay dayan yana gel.
süt işi bizim işimizdir diyen Erzincan'ımızın önde gelen firmalarından Balacan Süt ve Süt Ürünlerindeyiz. Adnan Bey'le beraberiz, firma yetkilisiyle. Programımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizleri ve firmanızı tanımak istiyoruz. Erzincan'a ve işletmemize ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Balacan Süt Mamulleri Sanayi AŞ, 1974 yılında Süt Endüstrisi Kurumu olarak kurulan ülkemizin ve Erzincan bölgesinin önde gelen kurumlardan bir tanesi şemsiyesi altında faaliyet göstermekteydi. Bu faaliyet gösterimin 1995 yılına kadar devam etti. 1995 yılından sonra özelleşerek sadece Erzincan bünyesinde yerel olarak firmamız hizmet vermeye başladı. Ve günümüze kadar da bu şekilde devam edip hizmet vermekte. Süt ve süt üretimi konusunda Erzincan'da önde gelen kurumlardan bir tanesi, yaklaşık 46 yıldır Erzincan'a hizmet veren bir kurumuz. Hayvancılığa, tarıma ve tüm üretime ayrıca bir önem göstermemiz gerekmekte. Üreticiyi ithalatın pençesi altında ezdirmemeliyiz. Çiftçi gerçekten hak ettiği yere gelebilmeli ve milletin efendisi olmalı. Üretime destek verilmesi konusunda da biz tamamen umudumuzu kesmedik. Umutluyuz ve bu üretim devam edecek. Çiftçi hak ettiği yere sahip olacak diye düşünüyoruz. Pandeminin ilk ülkemizi etkilemeye başladığı dönemlerde hatırlarsanız insanlar marketlere gidip gıda ürünleri stoklamaya başladı. Gıda üretimi, hayvancılık, tarım bir daha ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. Bu pandemi konusunda tüm tüketicilerimize gönül rahatlığıyla ürünlerimizi tüketebileceklerini ben buradan söylemek isterim. En büyük taleplerimizden bir tanesi gıda tekeli ve büyük işletmeler altında bizim ezilmememiz gerekiyor, yerel işletmelerin. İkinci sorunumuz döviz ve dövize bağlı ithalat girdilerimiz. Özel tüketim vergisinin yakıttan çiftçi için özellikle kaldırılması lazım diye düşünüyoruz. Bu pandemiden sonra bunların daha çok ayrıntılı bir şekilde değerlendirilip hükümetimiz de bununla ilgili yeni kararlar alacağından ben eminim, kuşkusuz diyorum. Hadi. Artık yeni bir dünya düzeni oluşacak. Bu yeni dünya düzeninde de Türkiye dünyanın dışında kalmayacaktır. Tarıma, hayvancılığa, üretime olan destekler kat kat daha artacaktır. Çünkü bu artık hep bahsediyoruz, milli, milli, milli diyoruz. Tarım, üretim, inek dahi milli olması lazım bundan sonra diyorum ben. Evet. Pekala, buradaki sloganımız sağlığınız için süt içelim. Evet, sağlığımız için ve pandemiye karşı koyabilmek için süt içelim, natural ve doğal yoğurt yiyelim. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Balacan Süt Mamulleri Sanayi AŞ olarak yaklaşık 700 dönüm alanda tarım ve hayvancılık işiyle de uğraşıyoruz. 150 baş yaklaşık hayvanımız var. Bu hayvanlardan süt elde ediyoruz. Elde ettiğimiz sütü güvenilir bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ürüne dönüştürüyoruz. Burada sütü işletmeye kabul ediyoruz ve numunelerini alıyoruz. Burası işletmemizin laboratuvar kısmı. Dışarıdan gelen sütler işletmeye kabul edilmeden önce burada kimyasal özellikleri tahlil edilir. Eğer işletmeye uygunsa, hiçbir risk taşımıyorsa sütler işletmeye kabul edilir. İşletmeye kabul edilen sütler klarifikatör dediğimiz cihazla kan, irin ve küçük toz parçacıklardan, zerreciklerden ayrılarak separatör kısmına gelir. Separatör kısmında yağından istediğimiz yağ oranına onu ayarlarız ve pastörizatörden geçerek ürün proseslerine sevk edilir. Yağı ve suyu standartize edilen süt burada mayalanarak yoğurt dolum ünitelerine sevk edilir. Yağı ve suyu standartize edilen süt bu kısımda kaşar yapma prosesine gelerek kaşar yapmak için mayalanır. Mayalanan ve proseslerden alınan kaşar peynirinin ön maddesi, teleme dediğimiz kısmı, teleme arabalarına alınarak buradan eritilmek üzerine kaşar eritme proseslerine geçilir. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Filiz. Evet, Filiz Hanım, haftalık alışveriş yapıyorsunuz. Evet, haftalık alışverişimde sürekli olarak balacanı tercih ediyorum. Doğal ve natural olduğu için balacandan yana tercihim. Fiyatı da bütçeme uygun geldiği için balacan ürününü alıyorum sürekli. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.
sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim Fadime. Fadime Hanım, özellikle balacanı tercih ediyorsunuz. Evet, balacanın ürünleri hem doğal, hem hesaplı, hem de uygun olduğu için bunu tercih ediyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Er Yaylabaşı Yumurtacılık, evet. Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Sarı ile beraberiz. Adım Mehmet Sarı. 1990 yılında Erzincan'da dünyaya gözlerimi açtım. Üniversitenin ilk dönemlerine kadar Erzincan'da eğitim hayatımı sürdürdüm. 2008 yılında girdiğim ÖSS sınavının sonucu itibariyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat bölümüne girdim. 2012 yılında mezun oldum. Aynı yıl yüksek lisansa müracaat ettim. Yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı bölümü alanında çalışmalarımı sürdürdüm. 2016 yılında mezun oldum. Daha sonra memleketim Erzincan'a döndüm. Erzincan Lisesi'nde bir dönem ücretli öğretmenlik görevinde bulundum. Vatani görevimi 2018 yılının Mayıs ayında tamamladım. O süreçten sonra Erzincan'a geldim. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde doktora programına devam etmekteyim. Biz üç kardeşiz efendim. En küçükleri benim. Her işte olduğu gibi yumurta tavukçuluğunda da bir takım ölçütler vardır. Çeşitli araştırmaların yerine getirilmesi gerekmektedir. Yem üretimini işletmenin kendisinin imal etmesi gerekmektedir. Bu hem maliyeti azaltacaktır hem de kaliteyi artıracaktır. Tavuğun sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Daha çok Türkiye'de Lohman Brown ırkı hakimdir kahverengi tavuklarda. Ve ikinci olarak Highline diye bir ırk yeni çıktı. Çoğunluklu olarak bu ırklarla yumurta üretimi gerçekleştirilmektedir. İlk üretimden itibaren yumurtalar haliyle küçük çıkar. 1350-1400 gram arası kılavuz yumurta diyoruz. Daha sonra işte 1400'lerden 1500 ve 1600'lere kadar yeni ana dediğimiz bir gram bir ağırlık ebadı var, adı var. Daha sonra işte 1600-1750 arası eski ana diye bir sınıflandırılması söz konusu. Ve 2 kilo ve sonrası da tabii haliyle duble yumurta dediğimiz yumurta sınıflandırması mevcuttur. Evet. Alnımızın akıyla da bu süreçten çıkacağımızı düşünüyorum. Bir defa her şeyden önce maliyetin düşürülmesi lazım. Geçen yılla bu yıl arasında bir %30-35 civarında bir fiyat artışı söz konusudur. Sonra en mühim kısmı yem. Yemde de tabii haliyle işte yem ham maddelerinin dolar üzerinden satışa sunulması ve bir kısmının, bir çoğunluğunun memleketimizde az üretimi veyahut bir kısmının hiç üretilmemesi neticesinde fiyatlar haliyle yükselmektedir ve dolar üzerinden hareket edilmektedir. Tabii bu üreticiyi ciddi anlamda sıkıntıya sürüklemektedir. Buradan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizden yani maliyetlerin azaltılması, geriye götürülmesi noktasında destek bekliyoruz. Yani tarım üretiminin canlandırılması, İşte besin maddelerinin üretiminin teşvik edilmesi gibi bir takım önlemlerle üretimin azami derecede artırılmasını devletimizden talep ediyoruz. Gördüğünüz gibi karşımızda yem üretim cihazımız var. Haliyle onu kullanamıyoruz. Ham madde için tabii ciddi anlamda bir sermaye gerekli. Yani çok ciddi anlamda çok büyük sermayeler gerekli. Yem üretimi için 2 aylık en azından bir 2 aylık 3 aylık bir ham madde bulunması gerekmektedir. Kendisini devir daim edebilmesi için. Haliyle tabi bunlar çok ciddi anlamda sermaye gerektirir. Onun için sizin sorunuz neticesinde gelecek olursak yani üretimi yumurta üretimini tavsiye eder miyiz? Ederiz. Yalnız başlayacak kişinin ciddi anlamda araştırmaya
başlaması lazım. Fizibilite raporlarını çıkarması lazım. Ve sonrasında ciddi bir sermaye birikiminin olması lazım. Trilyonluk işler bu işler. Sermaye gerekiyor. Dolayısıyla yani herkes bu işe yani el atmamalı. Bu değerli bilginizden dolayı, katkılarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı kazançlar diliyorum. Teşekkür ederim Turan Bey, sağ olun. Dengeli beslenmek için mutlaka günde bir yumurta yemek lazım. Hem doğallık açısından hem lezzet açısından Er Yaylabaşı tavukçuluğu tavsiye ediyorum. Çok güzel bir mekan. Refahiye ilçemize bağlı Yurtbaşı köyündeyiz. Değil mi? Burası evet. Köy içerisinde bir alabalık tesisleri. Sizleri öncelikle tanıyalım. İsmim Cevdet Sunay Altay. 1975 doğumluyum abim. Gırpulak köyünde yaşıyorum kendim. İkametindeyim. Buraya son aldım. Rahmetli Zeki Ütük vardı buranın sahibi. Rahmetli Zeki dayıyla yaklaşık biz 8 sene çalıştık. 8 sene sonra ömrü refah etmedi. Hacı gitti, geri geldi. Allah nurlar içinde yatılsın. Onun sayesinde sigortamız falan ödeniyor güzel. Yani çocuklarımız neyimiz çok şükür. Kimseye muhtaç değil. Odur budur çalışıyoruz abim burada. Hamdolsun Rabbimize. Karnımız doyuyor. Yaklaşık 2 aydır sıkıntılıyız abim. Servis falan yok. Yasak. Jandarma zaten izin vermiyor öyle şeyde. Devletimiz. İnşallah açılır abim Allah'ın izniyle. Refahiye'de tek alabalık. Buranın da suyu ne kadar soğuk olursa tabii alabalığınki o kadar lezzetli oluyor. Bizim balığımız da yani şu Refahiye şeyin içinde Erzincan, Kemah dahi içinde en lezzetli halkımızın yani gelen müşterimizden dahi içinde lezzetli olarak burayı gösteriyorlar. Damak tadı olarak. 10 numara balık yani. Sizleri tanıyalım. Eşini saralım. Eşim. Sevda ismim. Yardımcı oluyorsunuz. Aynen. Onun için sorun dersen bir sürü abim. Hangi birini söyleyelim ki? Mesela orman yasaları bayağı katı. Hele bir şey yaptırmaya izin vermiyorlar. Herhangi şeyde ufak bir pürüzde bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz o konularda. Burada şu anda ailece berabersiniz. Aynen. 4 kişi, yani. Çocuklarınız da var. 2 çocuk. Mürvet olsun, umut olsun. Gelen İşi, müşterilerle çok iyi ilgileniyorlar. İşi döndüren eşim zaten. Eşimiz öyle olmasa bir şey yapamam. Pekala bu işi balığı siz mi pişiriyorsunuz? Hayır eşimle beraber. Eşinizle beraber. Sen mi ona öğrettin, o mu sana o öğretti? O bana öğretti. Her büyük destek ondan geldi bana. Nasıl pişirmek lazım alabalığı? Onu eşinden öğrenelim. Şimdiki şey abim, rahmetli Zeki Daydın ben de öğrendim, patron açımız. Biz balığı sabıktan çıkartıyoruz abim, bir 100 tane falan. Müşterinin böyle yoğun olduğu zaman. Onu bir saat dinlendiği zaman daha güzel oluyor. Hafif tuzluyoruz. Tuzladıktan sonra mısır unuyla beraber tereyağında güzel kızartıp veriyoruz. Şu anda fırınımızı yaptık da açmadık. Öbürü mantarlı ya da kaşarlı, güveçli. Onlara başlamadık da abim. Ama sadece yağda yapıyoruz şu anda. Her zaman bekleriz Allah'ın izniyle. Biter Allah'ımızın izniyle şu sıkıntılı süreç. Kimsenin burnu kanamadan, şey etmeden en az zayiatine. Hastalarımıza Allah şifalar versin. Emeğinize teşekkür ederim. Ersimesi olsa gel, Tokat'a gel, Van'a gel. Ersimesi olsa gel, Tokat'a gel, Van'a gel. Erzincan'a vur güzel, Halay dayan yana gel. Erzincan'a vur güzel. Bir başka sektöre bakış programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.